Burası da neresi? Heybeliada galiba. Ne Heybeliadası? Bu çok küçük bir ada. Bir tek üçümüz varız. Bir de bu Hindistan cevizi. Aa, evet, Hindistan cevizi. Bu bana bir şeyler hatırlatıyor sanki. Evet, evet. Hah, tamam. Şimdi de şeker yolla Şakir. Şeker geliyor. Canan kızım, alttan toparla. Toparla, şekil ver. Bir revani için 5 kişi uğraşıyoruz. Sanki heykel yapıyoruz. Şuna bak. Remze, şuraya kaynak yap. Kek kısmı dökülüyor. Anlaşıldı komutanım. Fşu fşu. Ağzımla efekt yapmama gerek yok. Zaten kaynağın kendi sesi varmış. Necati, sen neredesin? Buradayım Kadriye. Revaninin içine girdim. Kontrol ediyorum. Ayol, çabuk çık dışarı. Yerine geç. Evet, kandıramadım. Olmadı. Çok güzel bir alet bu. Tamam, herkes dursun. Bitti. Revaniyi bitirdik. Bunu Türk kültürü müzesine koyalım direkt. Şeker yağıyor. Herkes gözlerini kapatıp ağzını açarak yukarı baksın. Durun 2 dakika ayol. Kapat sen de şunu Şakir. Bunun tepesine Hindistan cevizi koyacağız. Kötü bir haberim var. Evde hiç Hindistan cevizi kalmamış. Yürü yürü yürü. Hey siz, nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Yakalandık. Biz de tam timsah sevinci yapıyorduk. Hoppa, haydi. Yalnız biz timsahlar öyle sevinmeyiz. Nasıl sevinirsiniz? Çok güzel seviniyorsunuz. Bayıldım. Misafirlerim gelmeden hemen gidip Hindistan cevizi alacaksınız. Remzi, bir kere cesur ol, ayağa kalk ve... Hayır Kadriye, ben arkadaşlarımla video oyunu oynayacağım da. Lütfen. Haklısın Necati. Yetti artık. Hayır Kadriye. Peki Kadriye. Kalk Necati, kalk. Cesaretine hayranım Remzi. Evet evet. Hindistan cevizi almaya gitmiştik. Onu ben de hatırladım. Arkadaşlar, ben çok acıktım. O yüzden de ikinizi çiğ köfte olarak görmeye başladım. Hayır hayır. Bizi bir şeylere benzetmen için çok erken. Aa, canım çiğ köfte bana sarılıyor. Çok geç baba. Artık biz bir çiğ köfteyiz. Necati, bizi yemeden önce çabuk neler olduğunu hatırlayalım ve buradan kurtulalım. Şimdi o Hindistan cevizi görevimizden sonrasını ben hayal meyal hatırlıyorum. Ama yine de anlatacağım. Sonra siz de hatırladığınız kadarını anlatırsınız. Bu çiğ köfte de çok konuşuyor. İlk önce bunu yiyeceğim. Bakın bakın, beni dinleyin. Kadriye bizi Hindistan cevizi almaya yolladı. Bu doğru. Ama sonra gerçek de şöyle oldu. Bir Hindistan cevizi nerede bulunur? Hindistan'da. Evet doğru. Hayır doğru değil. Hindistan'la Hindistan cevizinin alakası yok ki. Hindistan cevizi birçok tropik bölgede yetişebilen bir palmiye türüdür. Olsun, yine de Hindistan'a giderim. Olmaz, orası çok uzak. Markete baksaydık önce, orada kesin vardır. Hindistanlı birini bulmalıyız. Ne alakası var? İlla Hintli diye Hindistan cevizi mi vardır her zaman yanında? Bakın şurada yeni açılan bir Hint restoranı vardı. Önündeki adam da ağlıyor. Ona bir sorsak mı acaba markete gitmeden önce? Adam ağlıyor baba. Bence şimdi cevizle mevizle uğraştırmayalım. Pardon. Acaba neyiniz var? Hiçbir şeyim yok. Yani gerçek anlamda hiçbir şeyim yok. Param yok, pulum yok, yok. Pulu ne yapacaksın? Mektup mu yollayacaksın? Remzi, bu adama pul almalıyız. Yemeklerim çok acı diye kimse yemiyor. Yakında iflas edeceğim. Siz de yemekleri az acılı yapın. Elimin ayarı yok, ne yapayım? Bir türlü tutturamıyorum acı oranını. İşte geldim. Sana pul getirdim. Necati'li pul. Baksana. Saçmalama Necati. Bırak şimdi pulu. Peki... Biz size yardım etsek, siz de bize Hindistan cevizi verir misiniz? Tabii ki de. Yeter ki yemeklerimi yesinler. Hindistan cevizinizi hemen veririm. Öyleyse muhteşem aşçılar iş başında. Yuhu! Bir bu kalmıştı. Bakın çocuklar, bu benim özel acı sosum. Yemeklerime lezzetini veren bu. Ver bakalım, bir deneyelim. Dur. Sakin ol. Bu çok ama çok kuvvetli bir acı. Bak şimdi şöyle göstereyim. Şöyle sadece ve sadece bir damla koyarsan bak neler oluyor. Gördünüz değil mi? O yüzden çok dikkatli olmalısınız. Evet, tuvalet ihtiyacımı giderdiğime göre yardıma hazırım artık. Bu ne? Vişne şurubu mu? Alırım bir yudum. Hayır. Efendim, bana mı dediniz? Necati,
İyi misin? Evet, iyiyim. Çok iyiyim. Harikayım. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Muhteşem bir halde. Ya! Ya! Yanıyorum ha dostlar. Ya! Ya! Necati, bana bak. Burnuma üfle, burnuma. Sağ ol Remzi. Hayır hayır, asıl benim anlatacağım gibi oldu her şey. Şimdi iyi dinleyin. Yıl 9575. 9575 mi? Evet, aynen öyle. Bir daha lafımı bölme. Ama geçmişteki bir olayı anlatman gerekiyor. Sen gelecekten bahsediyorsun. Susar mısınız? Bu benim kendi versiyonum. Tamam, bırak Şakir. Nerede kalmıştım? Uzayın en muhteşem ve en yakışıklı kaptanı olan Necati, Hindistan cevizi görevini yapmak üzere uzayda mürettebatıyla gidiyordu. Remzi, geminin dönercisi. Dönercisi mi? Şakir de geminin görevlisidir. Ekmek ve gazete servisi yapmaktadır. Kocaman da bir tane bıyığı vardır. Hayda! Ve sonra birdenbire Hindistan cevizlerinin saldırısına uğrarlar. Yok artık. Konuşmayı bırak ve hemen döner kesmeye başla. Bu bir emirdir. Şakir, sen de hemen servise çık. Çok saçma yerlere gidiyor bu hikaye. Sonracığıma uzay gemimiz parçalanır ve yoğurt kabı şeklindeki kaçış kapsüllerimize bineriz. Uzayda yoğurdu nereden buldun? Uzay yoğurdu bu. Sen ne anlarsın? Neyse işte. Sonracığıma da kapsüller dünyaya iner ve bu ıssız adaya düşer ve son. Ne güzel oldu değil mi? Ha? Bence biz asla başımıza ne geldiğini bulamayacağız. Aa, ne yapıyorsunuz siz hala burada? Aa, gökyüzü bizimle konuşuyor. Ne gökyüzü? Benim, ben Mirket. Hala bu oyunu mu oynuyorsunuz siz? Ne oyunu? Mirket, bize yardım et. Kurtar bizi buradan. Gözlüklerinizi çıkarsanıza. Gözlük mü? Aa, Mirket. Kurtulduk. Yaşasın. Oley! Artık Mirket'i de yemek olarak görebiliyorum. Mirket abi, neler oldu bize? Ne mi oldu? Sizleri yeni sanal gerçeklik simülasyonumu test etmek için buraya çağırdım. Sonra hepinize bolca ayran içirerek uykunuzu getirdim. Siz de sızıp kaldınız. Gerçekten de ıssız bir adaya düşmüş gibi hissedecek misiniz diye merak ettim. Görüyorum ki fazlasıyla başarmışım. Vay arkadaş! Biz de burada 2 saattir saçma sapan senaryolar ürettik, iyi mi? Ama bir dakika. Hindistan cevizi olayı hala gerçek değil mi? Tabii tabii. Demin Kadriye aradı. O Hindistan cevizini almadılarsa yedim onları dedi. Koş oğlum koş. Annen bizi mahveder. Çabuk çabuk. Ya! Kolumu niye ısırıyorsun? Mirket, seni ayvalık tostu olarak görüyorum. Hop! Ya! Öz Kral Kardeşler Turizm'in sayın yolcuları. Bana diyor, bana. Ben sayın yolcuyum çünkü. Ne haber? Oğlum cıvıtma da dağıt şu kekleri. Kekledi, kekledi. Dağıt şu kekleri. Dağıt şu kekleri. Abla ne yapıyorsun? Kurguya iş kalmasın diye kendi ağır çekimimi yapıyorum. Al sana kek. Al sana kek. Kek geliyor Şakir, kek geliyor kek. Çok heyecanlıyım. Sana portakallı, sana limonlu. İşte bu. Artık 2 kişiyiz. 2 kek alabilir miyiz? Saçmalama Necati, usludur. Sana da, sana da. Sana kek kalmadı dostum, kusura bakma. Kek kalmadı. Kek kalmadı. Tamam kardeşim, anladım. Necati abartma sen de. Alt tarafı bir kek. Hadi Necati, dönüyoruz artık. Abi 3 gündür göz kırpmadın. Belli ki uyuyacaksın artık. Benden bu kadar. Abi sen de bırak, çok garip oldu böyle. Kek havuzu, hem de tamamı benim için. Çok güzel. Uyan Necati, kek kokusu alıyorsun. Sınıf, sınıf kek kokusu bu, kek kokusu bu. Bunun muzlusu yok muydu? O sonuncu kekti abi, afiyet olsun. Hazır mısın? Aç hortumu, aç aç.
Necati dur gitme. Ay ay ay. Burası çıkış kapısı değil, tuvalet. Arkadaşlar bir saniye lütfen. Adı neden kek acaba? Adı neymiş? Adı neden kek acaba? Otobüsü geliyor sanki. Eko ses deneme. Evet sayın yolcular, otobüs yolculuklarında en sevdiğimiz an o ikram kekinin geldiği andır değil mi? Evet. Peki sizde otobüs yolculuklarında kek kalmamasından sıkılmadınız mı? Evet. Peki sizde baklava yanında ayran içenlerden misiniz? Ne? Tabii ki hayır. Kendime destekçi arıyordum da neyse. Şimdi karşınızda... Oley! Arkadaşım sakin olsana. Evet. Karşınızda kek turizm. Herkese yol boyu sınırsız kek. Oley! Kek! Yaşasın! Kek turizm! Harika! Çok lezzetliymiş. Açık büfe kek. Bundan sonra kek bitti diye bir şey duymayacaksınız. Belki bumbur cumbur diye bir şey duyabilirsiniz. O da şoförden geliyor galiba. Bumbur cumbur, bumbur cumbur. İlgi çekmek için yapıyorum. Bu da ne? Efendim, ellerinizi yıkadıysanız kek ikramımız var. Ama siz keklerinizi yıkadınız sanırım. El ikramımız yok ne yazık ki. Arkadaşım ne diyorsun? Çeşmeden su yerine kek akıyor. Üstüm başım mahvoldu. Keşke tişört alabileceğim bir yer olsaydı burada. Acaba musluklara su mu bağlatsam? Yoksa kıyafet dükkanı mı açsam? Hangisi daha zahmetli olur? Bu adam niye hala başımda bekliyor? Çünkü sesli düşünüyorsun. Seni duyuyorum. O zaman böyle gözlerimi kısıp içimden konuşuyormuş gibi yapmaya devam edeyim. Belki gider. Yok artık. Kek turizmi. Tey 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 hoppa. Bumbur cumbur bumbur cumbur. Kek turizmi. Kek 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 sınırsız kek. Herkese yetecek kadar var. Kek turizmi. Şimdi gelin bir de sokaktaki vatandaşa soralım. Gofretten daha güzel kekleri var. Bundan sonra kek turizmde başkasını kullanmam. Kek turizmin kurucusu Fil Necati bizim aile dostumuz. Çocukluğumdan beri böyle başarılı olmasını bekliyorduk. Sırf kek yemek için bilet aldım. Vardığımda 30 yaş gençleşmiştim gerçekten. Kek turizm. Kek turizm kekleri sizi 30 yıl gençleştirme sözü vermez. Dağıtılan gençleştirici kremleri lütfen yemeyiniz. Biletler www.kekturizmbiharikaunlemkralşakir.de. Evet, kek ikramımız az sonra başlayacaktır. Lütfen çocukları pistten alalım. Hop 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 hop, bir saniye. Kendi koltuğunu evden getirmek yasak. Abi ben yolcuyum, ben de koltuk satın aldım. Necati abi, neler oluyor burada? Bu otobüs firması senin mi? Evet, benim. Keksizlik üzüntüsünden girişimci ruhum kabardı. Sonra dedim ki, neden biraz balon şişirmiyorum? Baktım balonlar uçan kuşa selam veriyor. Necati ne diyorsun? Neyse. Siz gelin oturun şuraya, alarm çalmak üzere. Ne alarmı? Güzelmiş. 15 dakikada bir yeni kek fırından çıkıyor. En önden en arkaya kadar sınırsız kek dağıtıyoruz. İyi de sınırsızsa niye bu şekilde davranıyorlar? Krem şantiyi buldum. Şakir'cim asıl sorun şu. Krem şanti mi kekten çıkar, kek mi krem şantiden? Biz arka tarafa doğru gezelim biraz. Bizi de atsana arka tarafa. Teşekkürler. Bu tır tam bir çılgınlık.
Sanki hayatlarında hiç kek görmemişler. Sanırım en arkaya geldik. Çıldırmış bunlar. Çok az kaldı oğlum. Çok erken konuştun Remzi. Necati buradayız. Evet. Çabuk o kek arabasını bırakın. Yoksa konuşlarına saplanırsınız. Yani sonuçlarına katlanırsınız. Heyecandan düzgün konuşamıyorum. Necati abi, kendinle çelişiyorsun. Sen bu firmayı otobüs yolculuklarında sınırsız kek olsun diye kurmadın mı? Yolculuk yoksa kekin ne anlamı var? Önemli olan kek Şakir. Önemli olan her zaman kekti. Şu düştüğün hale bak Necati. Şimdi sana desem anlamayacaksın. Necati, seni bu hale soktuğumuz için özür dileriz. Ama hak ettin. Şşş, sus. Sadece beni dinle. Ben gidince kebaptaki dolabıma iyi bak. Dolaptaki kebabım diyecektin herhalde. Öyle görünmüyor. Kebaba geldim, kebaba. Oh, en güzeli otobüs yolculuğu. Neyse ki her şey normale döndü. Al sana kek, al sana kek. Sana kek kalmadı dostum. Necati'ye kalmamış. Bu kadarını da beklemiyordum. Abi tek kelime daha ederlerse açacağım ortuma, haberin olsun. Şaka şaka Necati abi. Al, yarısı senin. Biz paylaşmayı severiz. Ters köşe yaptın. Dayanamıyorum. En iyi dostlarım bana tüm keklerini verdiler. Hayır Necati, hepsini değil. Necati!